Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bir akıllı saat tanıtacağım. Sony'nin Smartwatch ikisini. Öyle viral reklam yapıyorlar falan cırt cırt demeyin. Parasını verip aldım. Faturasını da gösteririm birazdan. Şimdi öncelikle unboxing yapalım. Kutusunu açalım bir bakalım. Ya bir dakika. Koyayım. Yaldır yaldır. Hop cız. Kutusu güzele benziyor. Her yerden mi bantladınız? Ne oluyor ya? Ne yazıyor? İşte tam NFC var diyor. İçindekiler yazıyor zaten. Bir kablosu var diyor. Bir saat var. Başka bir şey yok diyor. Garanti belgesi büyük ihtimalle. Evet. Şöyle kaydırarak açıyoruz. Bayağı da güzelmiş. Ey maşallah. Gel bakayım. Şu bir dursun. Ben buna taktım kafayı. Acaba bir şey var mı içinde diye. Bunu merak ediyorum. Lan gel. Heh. Oo, kabloyu da buraya pusturmuşlar. Aklınızda olsun. Şuradan basıyorsunuz. Kutuyu yukarı doğru çekiyorsunuz. USB 2.0. Yani ekstra bir kablo değil zaten. Hepinizde olanlardan. Runtastic Pro app var. Bunun aktivasyon kodu yazıyor burada. Buna da bakmayı verin. Garanti belgesi işte bilmem ne. Hepsi burada. Zaten bizim okumadığımız şeyler. Şimdi bu saatin iki türü var. İki türü derken zaten 1-2 diye ayrı var da. Hani bunun bir metal kayışısı var, bir plastik kayışısı var. Tabii plastik olan daha ucuz. Plastik değil aslında silikon kayış da plastik. Bakalım kolda nasıl duruyor. Bu arada ilk defa akıllı saatle karşılaşıyorum ben de. Fena durmadı. Haydi bakalım. Açtık. Hayırlı olsun. Başlatalım. İyi bari şarjı var. Ben şarjı yoktu da tanıtamayız diye sıkıntı çekiyordum. Böyle bileğini tanıtacak halim yok. Zaten diyor açar açmaz bir telefonun NFC'sini aç diyor. Şimdi bu saatin en güzel özelliği burada devreye giriyor. Hani Sony yaptı sadece Sony cihazlara değil. Samsung. Yani Android 4.0 ve üzeri bütün cihazlarla bağlantısı var. Ve NFC olursa da iyi olur demiş. NFC'yi ben nereden kapattım, nereden bulacağım? O da ayrı menü. NFC'yi açtık. NFC'yi açar açmaz direkt olarak Smart Connect diye Sony'nin zaten size uygulamasını getiriyor. Bunu mecbur yükleyeceksiniz. Yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra da büyük ihtimalle Bluetooth'ta bağlantısını kuracağız. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? NFC işareti burada. Hani bu tarafını değdirmeniz lazım. Aç diyelim. Kabul et. Zaten söylüyor size bunları. Tamam diyorsunuz. Gece yolda evde müzik akıllı bağlantı. Bluetooth zaten otomatik olarak açtı. Şöyle şifre koymasın. Hala mı bağlanıyorsun? Cihazlar diyor. Şu an geldik. Bakın kullanılabilir cihazlar. Yani etrafımızda başka akıllı saat olmadığına göre. Budur zaten. Eşleştir yapıyorsunuz. Hemen eşleşti. Smart Connect diyor. Tertemiz geldi. Ana uygulama, akıllı aksesuar uygulama. Yüklemek için dokunun falan diyor. Hadi yüklesin bari. İçine kalmasın. Tamamdır. Bunu da yükleyelim. Bir 6 MB da bu tutuyor. Etti 12. Valla ilk defa karşılaşmama rağmen hani ben bile yaptıysam siz halerle yaparsınız. Bu arada şunu söylemeden geçmeyeyim. USB 2.0 girişi burada. Tamam su geçirmiyor, toz geçirmiyor. Onu değineceğim özelliklerini de. Bu kapağın kapalı olması gerekiyor. Bir şeyler yapıyorsun sen burada da. İnsan merak ediyor işte ne yapıyor acaba, teknoloji böyle bir şey. Hop titredi. Titre ve kendine gel. Geldin mi geri? Şu an update etti kendini. Büyük ihtimalle yeniden başlatıyor. O arada da disconnect oldu. Hadi yavrum bir daha. 15.42 saatte ayarlamış şey maşallah. Tamam şu an bağlandı. Bir sıkıntı yok. Bağlı. Bluetooth açık olmak zorunda zaten. Şimdi bir derdimiz kalmadı büyük ihtimalle. Akıllı bağlantı falan filan duruyor zaten burada. Ayarları düzenli var. Şöyle bir telefondan bakalım. Zaten sonra telefondan kaldıracağız. Yani telefonu kaldıracağız piyasadan. Bayağı Instagram. Bütün özelliklerini buradan kendimiz yüklüyoruz büyük ihtimalle. Onu keşfettik. Aynen şu an fakir menüsü gördüğünüz gibi 6 tane şey var. İşte alarm, işte ayarlar, kronometre. El fenerim bu. Yemin ediyorum çok akıllıcaymış. Neyse. Sadece ekran beyaz oluyor. Şimdi hani saat bu ne lan böyle bomboş geldi demiyorsunuz. Bak diyor ki buradan işte. Takvim hatırlatıcı tarzında. İşte call handling. Yani aramayı gelen aramayı cevapla uygulaması. Hepsini teker teker kuruyorsunuz. Bu kısım biraz meşakkatli olabiliyor. Ama gördüğünüz gibi 551 KB. Zaten bunu da kurmazsan ne anlamı kaldı? Akıllı saatin anasını satayım. Bunu da kuruverin. Artısı şu. İstemediğiniz uygulamaları indirmiyorsunuz. Hadi bakalım sen geldin mi buraya tekrar bir update. Gel gel. Hadi lan. Hop geldi. Şuraya geldi. Tamam bu geldi. Bunu kurduk. İşte Gmail, maile bakmak için mesajı kuralım. Bunları teker teker kuracağınız ya mecbur. Bu arada çoğu uygulama çalışıyor. Hani işte Android 4.0 ve üzeri cihazlarda. NFC olma şartıyla. En güzel özelliği zaten bu Sony Smartwatch 2'nin özelliği o. Bütün Android cihazların yani sadece bir Sony ürünlere özel değil. Ulan her seferinde de geri geri gidiyoruz böyle ya. Fakat şu özellik çalışmıyor diyebiliyorum. Hani sadece
Sony'lerde var. Şu kamera özelliği, hani telefonun kamerasını açıp ayarlayıp fotoğraf ya da video çekebiliyorsunuz. Buna bir bakalım. Ben de ilk defa karşılaştım cihazla. Ondan öncesi işte incelemelerini izledim ben de. Okudum, ettim. Bu özelliğin çalışmadı. Sadece Sony cihazlarla çalıştığı söyleniyor. Ki artık onu da yapıversin zaten. Her seferinde geriye çıkıyorum ben. Ve bir şey olacak diye o kadar çok korkuyorum ki tekrar geri gelip götü sağlam alıyoruz yani, öyle diyelim. İşte bu spor uygulaması. Hadi bunu kurmayalım şu an. Walkmate olabilir. Facebook'a bakalım. Hani zaten çoğu zaman Facebook bildirimlerini alacağız. Ona bakalım. Facebook'u da kurduk. Cevapsız çağrı göstergesi mühim. Hani bak, bu olmazsa olmaz işte. Hani Facebook eyvallah da saatinden bakmayı ver de cevapsız çağrıyı en azından görebilirsin kolundayken. Telefonu yukarıda unutmuşsundur, aşağıda unutmuşsundur, şarjı unutmuşsundur ya da başka bir yerde unutmuşsundur, telefon unutmuşsundur bir yerde. Koluna gelen cevapsız çağrıyı görebilirsin. Gerçi telefonu bir yerde unuttursan Bluetooth nasıl çeksin, o da ayrı konu. Bunlar hep teknoloji işte ya. Bir de Twitter'ı kuralım. Twitter'da ha, ona da bakarız saatten artık ne yapacaksak. Retweet falan yaparız herhalde tweet yazamayacağımıza göre. Şu müzik uygulamasını kuralım. Hepsini kuralım anasını satayım. Fulleyelim saati. Hele tek sayfa durmasın. Fakir şey gibi. Fakir fakir durmasın. Bu arada şey de vardı az önce. Onu göstereyim de. Neredeydi bu ya? Find my şey vardı ya. Bakın şey var şimdi. Hani Find Phone diye bir şey var. Onu da yükleyelim. Hani telefonu koltuğun arasına kaçmıştır. Bir yere kaçmıştır. Bulamam, arıyorsunuzdur. Saatten bakabiliyorsunuz. Sıcak soğuk yapıyordur herhalde. Bana bir yaparız. Yeter bu kadar artık. Saati tanıtımına geçelim. Bakalım hepsi gelmiş mi? Şimdi saatin en güzel özelliği şu an size fazla gözükmüyordur silik olarak. Bu hani handikapı değil, aslında avantajı. Şöyle göstereceğim onu. Önce onu göstereyim. Akıllarda bir soru işareti kalmasın. Yok parlak değilmiş falan filan muhabbeti olmasın. Dışarıdan ne kadar çok ışık alırsa ekran paraklığı o kadar çok artıyor. Hani bu da size şey, dışarı güneşte çıkınca saate bakınca falan görmenizi sağlıyor. Şöyle göstereyim hatta. Daha bir hani ışıkta daha bir belli oluyor. Işık arttıkça saatin şeyi artıyor. Yani şunu da şu an bir şey olmuyor. Bu da avantajı. Onun dışında saat zaten bu şekilde kalırsa ilk açıldığından beri full bataryayla 7 gün ömür var. Hani hiç şuraya dokunmayacaksınız ama. Hani saate bakacaksın. Merhaba merhaba, o kadar. 7 gün ömür var. Eğer yani açarım kurcalarını diyorsan şöyle aşağı doğru çekince başlıyor. Bu arada sayfa sayısı da artmış. Farkımız belli oldu. Böyle de 3-4 gün idare ediyor. Ki akıllı saatlerde bu 3-4 günlük ömür şu an için iyi bence. Onu beceremeyenler de var. Şimdi önce şöyle bir zoom, hani ekranı net bir şekilde gösterelim de. Saat kaça kaç derseniz en başından onu söyleyeyim ben size. Siz buradan kafanızı hesaplayın. 4 santim, 4 santim. 4'e 4 bir kare boyutunda. İdeal. Hatta benim kolumdaki zaten biraz daha ufak gibi duruyor. En başından söyleyeyim. Şu kordonu beğenmediniz mi? Hani bunun metal kordonu satılanı da var orijinal olarak. Fiyat farkı var tabii ki metal kordon olunca. Ama bu kordonu siz de değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir saatçi de değiştirebiliyor. Bu güzel bir özellik. Hani hakikaten saat gibi yapmışlar. Beğenmedim. Git deri kayışla değiştir kendi kendine. Bul yani saatçiden. Kaliteli şekilde değiştirebiliyorsun. Şimdi şöyle başlayalım. Şu aşağı doğru çekip açıyoruz direkt. Bu telefon arama zımbırtısına başlayalım. Direkt olarak telefonu çaldırıyor. En basitinden telefon nerede olursa olsun çalmaya başlıyor. Yani çağrı yapayım, mağrı yapayım, muhabbeti yok. Hızlıca buluyorsunuz, ulaşıyorsunuz. Onu o şekilde geçelim. Arama yapma kısmına gelelim. Tuşlara basalım. Biraz ufak tabii. Şimdi arayalım. Kafadan bir numara sallamayalım tabii. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 yapalım şöyle. Arasana. Bu, dokunamadım ha, dokunamamışım. Şimdi şöyle bir şey çıktı telefonda. Bunu bir kere herhalde göstereyim de. Bunu her zaman yaparsanız sıkıntı olmuyordur. Tamam diyorsunuz. İlk başta şöyle bir şey oluyor. Şöyle de kapatıyorsunuz. Aramaları yapabiliyorsunuz direkt olarak. Önceki geçmiş aramalara ulaşabiliyor musunuz, ona bakalım. Aynen, önceki aramalarınıza direkt olarak ulaşabiliyorsunuz. Telefona direkt çekmiş. Güzel. Rehberle de ulaşırsınız o zaman. Favorileri direkt arayabiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Arka plan çalışan uygulamaları silebiliyor muyuz? Yok. Şunlar A'dan Z'ye mi olsun diyor. Yok, gerek yok. Bu şekilde iyi. Bunda vurgulanması gereken işte en temel özellik bence, bana kalırsa, su geçirmemesi ve şarjı. Su geçirmemesi özelliği P57 sertifikasına sahip bu cihaz. Şurada yazıyor zaten kutusunda. Hani bunu buraya yazıyorsa suya dayanıklıdır. Fakat dediğim gibi hani şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Suya toza dayanıklı ama şu kapağın iyi kapatılmış olması gerekiyor. Giriş bozulabilir. O sertifikaya dahil olmuyor genelde. Yani bir saatteyken de, hani bir saatin de en büyük özelliği bence su geçmemesi olması gerekiyor. Her elimi yıkadığımda saati çıkaracaksam sikerim öyle işi. Takma o koyayım. Pasaklı pasaklı mı gezeceğiz?
Şöyle kullanabiliyorsun. Bakın hani baktınız, saati gördünüz, göremediniz parlaklık olarak. Bir kere basınca saat gözüküyor. Bir daha basarsanız da cihaz geri geliyor kendine. Şöyle bakalım. Mesajlaşma muhabbeti boş diyor şu an. Bende dolu. Benim telefonuna gelmedi. Şimdi geri kalan özellikleri şöyle zoom'dan çıkalım da öyle tanıtalım. Zaten saati gördünüz. Herhalde içini dışını. Facebook'ta muhabbetlerini gösterelim. Ona çünkü telefon melefon gerekiyor. Şöyle hani zoom'dan çıkmadan önce şunu da göstereyim. Ayarlar kısmında. Titreşim açık mı? Bluetooth açık. Notification, bildirimler. Watch face dediği de hani böyle mi gözüksün? Beni böyle mi beğenirsin? Ben işte böyle mi? Seçebiliyorsunuz saat temasını. Bu da o şık olmuş böyle. Bence en güzeli şu. Tarih gösteren. Klasik. Geçik giniyormuş lan. Ben cayır cayır geçiyorum. Tarihle beraber gösteriyor şu arada. Bu arada. Şu arada neyse. Direkt seçebiliyorsunuz. Şu şekilde. Bence tertemiz oldu ya. Güzel oldu. Aynen. Birkaç tane de şey var. Büyük ihtimalle ilerleyen zamanlarda mı ya da var mıdır bilmiyorum. Bakarız. Belki ona vakit ayıramam şimdi de. Birkaç tane tema ekstra indirebiliyorsunuzdur. Bence tema olarak birkaç tane çizginin içinde kalması daha iyi. Yoksa herkes tema yüklese cılıkı çıkar bunun. B***ı çıkar hatta. Ayılar, tavuklar, gıdaklar burada tık saat var diye öyle olur. Evet şimdi hani her şeyi yaptık, bağladık. Telefonu Bluetooth'la bağlı açık olarak kalıyor. Uzaklaşırsanız kopuyor falan kendi kendine. Direkt şöyle birbirine değdiğinde zaten fark ettiğiniz gibi öttü. Anında geri geliyor. Bağlaması artık çok kolay. Zaten yazıyor şu an. Disconnect bak. Titreyerek kendine geliyor zaten bu. Connect yazdı. Olay şu. Hani ben direkt buradan Facebook'a gireyim. Bağlanamayayım. Bağlanamıyorsunuz zaten normal olarak. Az önce gösterdiğimiz uygulamadan şuradan geliyorsunuz akıllı bağlantıdan. Smartwatch yapıyorsunuz. Ayarları düzenle kısmından. Buradan locked yapınca da direkt bağlanıyor. Şimdi göstereyim Facebook'u. Şöyle akıllı saatle bir kere bağlanmış olayım da havam olsun. İzin veriyorum. Sony Smart Extras sen işte izin veriyor falan filan cart muhabbeti yapıp bağlanabiliyorsunuz. İşte Facebook fotoğraflarını falan indirin içine falan filan var. Şöyle oluyor. Onları öyle. Aynı şekilde Twitter'da da yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hani akıllı saat deyip o hani korkacak bir şey yok. Bayağı kolay bir şekilde hemen tık 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 yaptık zaten amacı o. Şimdi şöyle bir özellik var. Zaten dakika bir. Bakın bildirim düştü. Emre Makyajı da meşhur olsun artık. Buna da blur koymakla uğraşmayalım. Zaten kendisi meşhur bir insan. Şu özellik çalışmıyor demişlerdi ki doğru. Arıyoruz mesela telefondan. Şöyle bir çağrı yapalım telefona bakalım gelecek mi? Aynen geliyor. Üstten mesajla işte gönderebiliyorsun. Gülücükle reddet diyor. Alttan direkt reddet. Farkındaysanız cevaplama şeyi yok. Bence en büyük eksikliği bu. Zaten fiyat da ona göre. Keşke hani cevapla butonda olsaymış. Başlamışken şunu da söyleyeyim. Bakın şimdi hani fotoğraf çekme muhabbeti var. Farkındaysanız hani telefona direkt o da bağlanıyor ve fotoğraf çekiyor. Gayet de güzel. Çekiyor. Uzaktan telefonu kurup çiğiz yapıp kendi kendinize çekebiliyorsunuz. GoPro'da olan sistem gibi bir sistem var. Tek handikapı USB 3.0 ile bağlantı kurması. Hani 4.0 olsaydı hem şarjı çok daha uzun gidecekti, hem bağlantı hızı yüksek olacaktı, hem de 4.0 olacaktı yani. Sonuçta teknoloji bunları takip etmek lazım. Bir özelliğinden daha bahsedeyim. Alarm sistemi güzel bu saatin. Şimdi bileğinize takıyorsunuz. Alarmı ötmüyor. Zaten herhangi bir hoparlör yok.